Fako cerrahisi, daha doğrusu bizim terminolojimizde fako emulsifikasyon cerrahisi, artık fako cerrahisi olarak her yerde biliniyor. Kataraktı tedavi etmek için kullandığımız bir cerrahi yöntem. Nasıl kullanıyoruz? Göze çok küçük, 2 milimetrelik küçük deliklerden giriyoruz. Genellikle birisi 1 milimetre, birisi 2 milimetrelik iki delikten giriyoruz. Ve oradan fako dediğimiz aletin ucuyla girerek göz merceğinin önünde bir yuvarlak açıklık yaratıyoruz ve bu aletle girerek göz merceğini ultrasonik güçle eritip dışarıya alıyoruz. Göz merceğinin içi boşaltıldıktan sonra da gözün içine çoğunlukla, çok istisnai durumlar dışında, çoğunlukla göz merceği yerleştiriyoruz. Çünkü merceğin kendisini boşalttığımız için onun yerine suni bir mercek yerleştirmemiz gerekiyor. Fako cerrahisi bu haliyle oldukça rutine oturmuş bir cerrahi. Tabii ki bunun içinde alt varyasyonları var. İşte lazerle kombine edilerek ya da lazerle kombine edilmeden kullanılan yöntemler var ama hemen hemen prensip hepsinde aynı ve son derece de oturmuş durumda. Yöntemler arasındaki farklılık çoğunlukla sonucu da çok fazla değiştiren bir şey değil. Normal koşullarda çok uzun sürmeyen ve hasta açısından da daha sonraki günlerde iyileşme sürecinin çok kısa olduğu bir cerrahi. Bu açtığımız açıklıklar, kesiler çok küçük olduğu için göze girerken dikiş de koymuyoruz artık. Dikiş çok özel durumlarda ancak dikişli bir cerrahi yapıyoruz. Tabii bu konuştuklarımız tamamen normal, doğal ve hiçbir özelliği olmayan kataraklar için söylediklerimiz geçerli. Dikiş koyduğumuz olgular da oluyor özellikle durumlarda. Ama normal koşullarda bir dikiş de koymadığımız için iyileşme süreci de oldukça kısa.